Merhaba pek sevgili okur severler, kitap severler, edebiyat severler. Bugün elimizde Nobel Edebiyat Ödüllü bir kitabımız var. Gabriel Garcia Marquez'in bir kitabı. Aslında birçok kitabını biliyorsunuz, en azından görüyorsunuz. Nobel Ödüllü kitabının adı ise Benim Hüzünlü Orospularım. Ya bu zaten Nobel Edebiyat Ödülleri, Nobel Ödülleri, işte efendim Oscar Ödülleri, en iyi oyun. Bu ödüller neye göre veriliyor çok anlamıyorum. Oscar Ödüllü çok film izledim. Belki benim cahilliğim. Oğlum sen cahilsin. Sen nereden biliyorsun? Ben biliyorum. Bilemiyorum ama sevmedim. Sıkıldım. Yani evet görüntüler çok güzel. Oyunculuklar güzel ama yani Benim Hüzünlü Orospularım'a da geldiğimiz zaman aslında bence Nobel Edebiyat Ödülü almaya layık çok 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 daha güzel kitaplar var. Yani bundan çok çok daha iyisini okudum. Evet tahlillemeler güzel yapılmış. Yaklaşımlar gayet güzel. Yaşlı bir amcamızdan bahsediyoruz burada. 90 yaşlarında. Birçok kadınla beraber oluyor. O zaman o yaşına kadar. Ve hepsiyle parayla beraber oluyor. Tam olarak bir aşk hayatı yok. Aşık da olmuyor kendisi ve ölmeden önce son isteği bakire bir kızla beraber olmak. Hikaye burada başlıyor ve hikaye aynı bu şekilde de devam ediyor. Şimdi alıntım var mı? Bakıyorum hemen. Şöyle bir cümleyi alıntılamışım yani çizmişim. İnsanın sonunda başkalarının sandığı gibi biri olmaması olanaksız. Yani okumanızı tavsiye eder miyim? Ay yok ben işte bilgi almazsam olmaz, edebiyat ödülü almış olması benim hiç ilgi alanıma girmiyor diyorsanız ben vakit kaybetmek istemiyorum, bana bir şeyler katması lazım diyorsanız aslında her kitap bir şeyler katar. Bunun katacağı da size insanları tahlil etme işte gibi 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 şeyler katabilir. Bulamadım devam ne katabilir yani. Katabilir. Şu an ben söyleyemiyor olabilirim ama illa ki kitap okumak insanlara bir şey katıyor. Arkadaşlar bir sonraki kitap önerimizde, kitap yorumumuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kitaplarla kalın ve bilgiyle kalın arkadaşlar.